Merhabalar herkese Beta karşınıza yeni bir video sizlerle evimizden uzak yeni evimizde 15. günümüz ve e, her şey yolunda gidiyor bugün kasa açmak istedim çünkü güzel bir olay oldu ondan bahsedeceğim size yayında yaşadığımız e, onun dışında böyle bir kısaca özet geçeyim evde ne oluyor ne bitiyor diye her şey... Açıkçası yolunda herhangi bir sıkıntımız yok. Ee, Tabii insan birazcık evini özlüyor, yalnızlığı özlüyor. Daha mesela şimdi video çekmek için erken kalkmak zorundayım. Niye? Herkes uyanınca işte ses oluyor, gürültü oluyor, çekemiyorum, istediğim gibi olmuyor falan böyle. O yüzden ee, erken kalkmak zorundayım. İpek hala uyuyor falan mesela. Ama iyiydi. Dün akşam bu Enes Batur geldi. E, enteresan da bir... E, yüzleşme oldu hemen de JTG çakal yapıştırmış e, videosunu e, biliyorsunuz Ferit de böyle hafif bir gerginlikleri vardı hafif demiyorum şimdi. bir gerginlikleri vardı. Neyse onları konuştular falan tam böyle akvurt bir durum oldu yani çocuk eve misafir geldi e, tabii ki şey olması lazımdı bence hani daha offline bir şekilde e, eğer konuşulacaksa konuşulması lazım ama tabi ee, şimdi JTG'deyiz falan hani görüntüde de isteniyor falan öyle bir ee, enteresan durumlar oldu. Ben ben açıkçası Ferit'i burada tanıdım çok iyi bir insan hani art niyetli bir insan değil dolayısıyla sadece bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum aralarında ama en azından görünürde tatlıya bağlandı. Neyse şimdi ilk İlk efsane haberime geleyim abi. Yayında biliyorsunuz biz Twitch'te hem hani burada da yayın yapıyoruz. Normalde de düzenli olmasak da yapıyorduk. Burada biraz daha düzene geçtik. Ee, bizim bir adetimiz vardı. Abone olana bir tane kasa açıyorduk. Ve bıçak gelse veriyorduk. İlk defa e, bir abonemize bıçak verdik. İnanılmaz bak abi. Abone oldu kanala. 4 dolar ya da işte aşağı yukarı 20 liraya ve... Ve adam Hog evinde ilk bıçağımızı açtık abi Hog evinde ilk bıçağımızı açtık Bu arada o bıçak bıçağın fiyatını da görelim şuradan ee, bin liranın üstündeydi. Bin liranın üstüne de satılmış. Şöyle bir gösteriyorum. Şu anda 13'ünde satılmış. Bugün satılmış 1031 liraya. Ee, çocuğa dedim ki Spectrum'sa canım abonemize. Hani dedim istersen bunun Satış değerinde bir item vereyim sana bekleme biliyorsun bunun takas banı var yok abi bekleyeceğim dedi bir haftalık takas banından sonra löpüks diye bıçağını alacak ben dedim gideyim bir tane daha kasa açayım değişiklik olsun bu arada kasa açımına geçeceğim biliyorsunuz 3. haftadayız oylama yapmak isterseniz de ücretsiz bir şekilde baynaganın üzerinden kimi destekleyeceğinizi inşallah biliyorsunuzdur inşallah biliyorsunuzdur bir aşağıda linki olacak isteyen oradan gidip bakabilir ben bir bıçak daha istiyorum açıkçası bu arada bu bıçak açma işini kasa açma işini devam ettireceğiz eğlenceli oluyor açıkçası çok çok yüksek maliyeti de olmuyor bana özellikle şimdi Bino Game'den almaya başladım şeyleri anahtarları normalde ben Steam'e item satıp alıyordum öyle olunca pahalı oluyor zaten yani bayağı bir zarara giriyordun ama Binogame'den alınca biraz daha tatlı olmaya başlıyor en azından anahtar başına 2 lira 3 lira bir şey oluyor Hadi oğlum benim Space Soldiers dün akşam ilk maçını oynadı Eminim merak ediyorsunuzdur ee, Hani şey o konuyla ilgili Böyle Kötü maç çıkardılar açıkçası kağıt üstünde de favorilerdi. Yani açık bu raddede hani şey denir ya işte Dünya Kupası'na gitmiş ya da işte çeyrek finale çıktı şey gruplardan çıktı Beşiktaş. Bu haddeden sonra kolay rakip yok falan diye böyle söylemler vardır ya hakikaten öyledir yani. Hani inanılmaz kolay bir rakip yok ama yine de e, beklentimizin çok altında bir maç oldu. Ben maçın tamamını izleyemedim. E, yayınla çakıştı birazcık. Yayın sonrasında küçük ufak bir toplantı yaptık. Böyle üst üste geldi. Ee, o yüzden tam izleyemedim. Sonlarını yakalayabildim ama... E, özellikle ya Bizim çocuklar iyi oynuyor. Bizim çocukların herkesi yenebilecek gücü var açıkçası. Günlerinde olurlarsa. Ama o gün bugün değilmiş yani. Ama üzdü yani. Şimdi e, tam olarak nasıl ilerleyecekler bilmiyorum ama... Hala şansları devam ediyor mu... E, onu da bakmak lazım. Ben e, burada olduğum için birazcık uzak kaldım. Bu arada drop ler açık izlemeyi unutmayın. Kabul ee, Stone dropu almış olan olabilir yani aranızda. Dün Kabul olduğu için ki o da neredeyse 90 lira 100 lira bir şey yapıyor. O yüzden e, maçları eğer vaktiniz varsa izleyebilirsiniz. Bugünün programına da bakarız bir. HLTV takip edebilirsiniz çok rahat. Ee, orada bütün dropları falan şeyleri gösteriyor. Ee, günün programını işte yarın ne olacak, kim maçı, kimin maçı oynanacak falan diye. Oradan takip edebilirsiniz. Ama e, şunu da yapın. Bu çok önemli bence. Space Soldiers biliyorsunuz ilk defa Türkiye bir major eventte e, temsil ediliyor. Ne sonuç alırlar sahasında? Bence gayet başarı. Oyunda stickerları var yani. Daha ne, daha ne olabilir? Tabii ki mesela her sene buraya katılan, her sene bu seviyede oynayan takımlarla yarışmak zordur. Bu aynı futbola benziyor ya. Düşünsene işte. Bayern Münih Beşiktaş maçı var. Bayern Münih her sene burada. Ya adamlar her sene mutlaka bir gruptan çıkıyorlar, bir yarı final, bir çeyrek final oynuyorlar ama sen 10 senede az. Mesela Beşiktaş 100'den kaç senedir 1903'te kuruldu. 115 senelik tarihinde ilk defa yapmışsın. Dolayısıyla aynı rahatlıkta olmuyorsun. Space Soldiers için de muhtemelen öyledir. Dolayısıyla çok fazla şey yapmamak lazım hani... ...oha nasıl yenildiler, o ne rezil takım falan dememek lazım. Adamlar e, büyük bir iş başardılar. Bu e, HoG sonraki projelerle ilgili de çok soru geliyor bana. E, şeyi, bu JTG'yi bir şey gibi düşün. Televizyon kanalı gibi düşün. Hogda onun bir programı. E, bu bittikten sonra mutlaka başka şeyler yapacaklardır. Başka yayıncılarla. E, hani inşallah biz de yeni projelerin herhangi birinde yer alırız. Çünkü e, benim için çok farklı bir deneyim oldu yani. Düşünsene. Yayıncılık hayatında ilk defa böyle bir oluşumun içindesin. Dolayısıyla keyifliydi. E, YouTube tarafında birazcık daha dışında kaldığınızın farkındayım. E, ee, çünkü hani YouTube'da, Twitch'te birazcık farklı mecralar ve e, YouTube'da günün her saati izleyebiliyorsun ama Twitch'te öyle değil. Hani spesifik olarak o saatte orada olman lazım. Dolayısıyla biliyorum hepiniz e, bu programı izlemiyorsunuz ama YouTube kanalına bakabilirsiniz. Enteresan şeyler oluyor. Yani 8 tane yayıncı, 8 tane insan aynı evin içinde yaşıyor ve e, 16 kamerayla çekiliyor kendi yemeklerini yapıyorlar falan. İşte burada yayın yapıyorlar. Enteresan. Parkur yarışması var ya. Bu hani bunu mesela ben kendim yayıncı olarak sağlamam çok zordu anladın mı? Yani 16 kamerayla dış çekim yapıyorsun. Ee, hani benim kendim çekemeyeceğim görüntüleri burada görüyoruz abi yine kırmızı. Yine bu arada inanılmaz bir kasa açılımı oluyor ya. <laughs> Dolayısıyla tavsiye ediyorum yani özellikle böyle birazcık gevşemek böyle değişik bir content arıyorsan ha bu ara şey de var. Gerginlikler olmuyor mu? Oluyor ama çok 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 hafif oluyor. Yani buraya geldiğimizden beri işte bir dün gece Enes e Ferit zımbırtısı oldu. Bir de Levent'le Furkan abinin bir ufak bir tartışması oldu ama çok da doğal yani onun dışında herhangi bir şey de yok. Hani böyle rahatlamak için izle izlenebilecek bir program. Güzel konuklar geliyor, enteresan insanlar geliyor. Annelerimiz, babalarımız geliyor. Ferit'in annesiyle tanıştım mesela. Çok yani bundan bundan bir ay önce Ferit'i tanımazdım. Şimdi annesini tanıyorum yani. Ve ciddi anlamda da giderim. Annesi bir yemek yapmış bize. Öf. Öf yani. Buradan çıkınca da görüşmek isterim mesela. Hadi. Son iki kasamız. O yüzden ee, takip etmenizi tavsiye ediyorum. Hani sevdiğiniz yayıncıları bizi sevmeseniz diyeceğim bizim kanal burası zaten olmadı. Hani bizimle beraber başka sevdiğiniz yayıncı varsa onları da görebilirsiniz. Bizi, bizi çok sevdiğiniz sürece hiç problem yok. Oylar bize olduğu sürece. O yüzden bir sonraki projelerde tabii ki bunun aynısı e, yapılırsa muhtemelen davet almayız. Çünkü hani farklı bir kadro isterler. Hani direkt %100 aynı kadro. Bu arada 5 tane de faz, farklı kasa vardı. Onu da açayım dedim yayından kalma. Farklı bir e, kadroyla gitmek isterler. Büyük ihtimalle yeni projede. Ama ben yine de e, farklı projelerde. Hog olmasa da başka bir projede. Keyifle yer alırım yani. Hadi bebeğim son 3 kasa. Spektrum'sa da çıktı. Bir tane de kendimize alalım ya. Bu ara açtım bütün güzel itemler size gidiyor. Cidden öyle. Bir tane de AK açtık şeyde Hog yayınında şu AK'den. O da izleyiciye gitti. Beta'ya ne kalıyor? Beta'ya baş. Beta'ya Hunter kalıyor abi. Ota sniper. İnanılmaz. Son kasamız. Kırmızı geçti işte abi yine. Yine bir kırmızı geçti. Hakikaten drop rate'ler bize üzüyor yani. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Tekrardan söyleyeyim. Ee, biz ikinci sıradayız. Dur bakayım gösterebiliyor muyum? Heh. Bu şeyin sıralaması. JTG'deki Hog'daki Hulk, sıralamamız. Ee, Ferit 1, biz 2 Kemal 3 sırasında. Dolayısıyla bir halk oylamasında e, desteğiniz işimize gelir açıkçası. Ee, ödül falan bu arada bilmiyoruz çok da önemli değil ciddi anlamda değil ee, ama bu kadar büyük adamların arasında böyle bir yarışmanın içinde kalabilmek e, böyle üst sıralara kendimizi atabilmek benim için e, gurur kaynağı umarım değil eminim sizin için de e, biz gurur kaynağıdır biz e, herhangi bir şekilde böyle sizi ulan ben Beta'yı izliyordum. Utandım onu izlerken demeyeceğiniz şekilde burada yarışmaya çalışıyoruz. Kendinize iyi bakın. Ee, BinoGames.hogo oylama adresinden de oylarınızı verebilirsiniz. Sizi seviyorum. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.